Herkese merhaba. Yine bir video ile karşınızdayım. Bu sefer Ayvalık ve Cunda sokaklarını beraber gezelim istedim. Bakalım neler yaşamışım. Evet, şu anda Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü'ne geldik. Bu köprüden geçip Cunda'ya geçiyoruz. Burası. Biz şurada kamp bölümündeyiz. Burada da bungalov evler falan var, onları göstereceğim size. Devamı böyle. Bu arada arkada bir bar vardı, onu da göstereyim size. Bir dakika. Burada büyük ihtimalle şöyle bir barımız var. Akşam aktif oluyordur. Biz akşam burada olmadığımız için göremedik. Şurada da insanların kahvaltı yaptığı minik bir bar, kafe gibi bir yer var. Sizi şimdi Cunda'nın muhteşem sokaklarıyla baş başa bırakıyorum. Çok güzel yapmışlar bak sol tarafı. Evet. Çok otantik, çok güzel yerler harika var. Burada çok güzel mekanlar var. Dün akşam çok kalabalıktı. Bir de görüntü kalitesi iyi olmadığı için çekmek istemedim. Şu anda sakin haliyle daha güzel görünüyorlar. Hediyelik eşyacıları görüyor musun? Çok güzel hediyelik eşyalar var. İstanbul'a gitmeden önce hepsini bir talan etmek istiyorum. Çok orijinal şeyler gördüm çünkü. Şu araya girelim mi? Ne diyorsun, eve bir köşeye böyle bir Cunda köşesi mi yapsın? Olabilir. Ama deniz fenerleri de çok güzel. Bak içeride var. Kamerayı çevir istersen bak. Şurada deniz fenerleri de var. Thank you.
Cunda'ya gittiğinizde mutlaka tekne turu yapmalısınız. Çok güzel koylar var orada. Bir Akdeniz insanı olarak suyu bana soğuk geldi ama kesinlikle koylara gidip tadını çıkarmanız gerektiğini düşünüyorum. Dün sıra olan Lokma İmparatoru'ndayız. Bugün sıra yoktu. Çok ilgililerdi. Onu kesinlikle belirtmem lazım. Sakızlı Girit dondurması meşhurmuş. Onunla karadutu önerdiler. Gerçekten çok lezzetliydi. Şimdi lokma aldık. Lokmayı yiyeceğiz. Bir bakalım nasılmış. Lokmaya daha bakmadım. Aa, lokma çok güzel. Çok dondurması güzel, da lokması da çok güzel. Kesinlikle burayı denemelisiniz şuraya geldiğinizde. Enfes. Boş yakalamak imkansız. Aynen, değil mi? Aynen öyle. Dün akşam çok kötü şey vardı. Hava çok rüzgarlıydı. Ben de çok acele ettim dün akşam. İnsanlar çünkü sırada üşüyorlar. İster misiniz? Bugün biraz düştü gerçi ama masadan kalkarken gitti. Neyse tadına bakacağız şimdi. Bir peçeteyle ilk önce bir tadına bakayım ben size. Sonra şunların bir icabına bakalım. Dibek kahvesi dediler. Ama normal bildiğimiz Türk kahvesi aslında. Ben Dibek kahvesini Mardin'de içmiştim. Hatta orada satın da almıştım. Bu biraz daha Türk kahvesine benziyor biraz önce söylediğim gibi. Dibek kahvesinin tadı biraz daha farklı. Teşekkürler. Bunun içinde dövüyorlarmış. Şöyle göstereyim. Tamam. Ayvalık bir cumla deyince akıllara ilk olarak rakı ve balık yapmak geliyor. Ama biz Vino Şarap Evi'nin şaraplarını denemek istedik. Aynı zamanda da mezelerini denemek istedik. Ege lezzetlerine karşı ön yargılıydım bir Adanalı olarak. Ama oradaki mezeleri tattığımda, diğer yerlerde de genel itibariyle Ege lezzetlerini tattığımda gerçekten büyülenip döndüm İstanbul'a. Biz orada saganaki yedik. Yani kızartılmış peynir diye geçiyor. Sol tarafta göreceksiniz zaten biraz sonra. Bu zeytinli humus, zeytinli humusu yedik. İşte arkada saganaki var. Ve Girit usulü kabak yedik. Gerçekten kabağı bu kadar sevebileceğimi düşünmemişim. Çok çok lezzetliydi. Ege lezzetlerini, özellikle de Ege mezelerini denemeden dönmeyebilirim. Bu arada bu da çok güzel bir makarnaydı. Köri soslu makarna. Rahmi Koç Müzesi'ni ziyaret etmeden dönmek istemedim. Müzelerin atmosferini yaşamak adına çok fazla video çekmeyi tercih etmiyorum. Daha doğrusu paylaşmayı tercih etmiyorum. Kısa bir video çektim sizin için. Gidip ziyaret etmeniz çok daha güzel olacaktır.
Aşıklar Tepesi'ne çıkarken çok güzel bir Cunda evi gördük ve size çekmek istedim burayı. Burada yaşamayı gerçekten çok çok isterdim. Eminim ki sizleri de büyüleyecek. Böyle çok güzel bir bahçesi vardı. Ve manzaranın güzelliği. Evet, Aşıklar Tepesi. Aynı zamanda da Yel Değirmeni olarak biliniyor ve Sevim ve Necdet kitaplığını içinde barındırıyor. İlk önce biz kitaplığı gezdik. Küçük bir kütüphaneydi ama bir kitap kurdu olarak beni gerçekten çok etkiledi. Orada kitap okumayı, zaman geçirmeyi çok isterdim ama tabii ki mümkün olmadı. Ve burada Aşıklar Tepesi'nde bir genç sevdiğine evlenme teklifi etti. O anı bozmamak adına videoya çekemedim ama gerçekten bizim için çok güzel bir anı oldu. Şimdi Ayvalık'a geçiyoruz. Maceron Sokağı'nı, Maceron Mahallesi'ni çok merak ediyorum. Oraya bakacağız. Kahvaltı tek kelimeyle efsane görünüyor. Umarım lezzeti de öyledir. Biz bir kahvaltı istedik. Bir de ayvalık tostu çaylarımız da geliyor.
Ayvalık tostunun tadına baktım, harikaydı. Gerçekten harika. Bizim İstanbul'da yediğimiz ne acaba? Sen de bir bakmak ister misin tadına? Ben şimdi yiyeceğim, sonra saklıyorum. Tamam. Kahvaltı yaptığımız Macaron mahallesine yakın Ayvalık Ayazması'na geldik. Ayvalık'a geldiğinizde mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi de burası. İçeride kutsal suyun aktığına inanılıyor. 1876 yılında inşa edilmiş bu ayazma. İçeride bir resim sergisi karşılıyor sizi. Biraz sonra aşağı tarafa ineceğim ve size o kutsal suyu göstereceğim. Evet, kutsal suyun aklına inanılan çeşme burası. Üzerinde diyor ki sadece yüzünü değil günahlarını da yıka. Burada yüzünü yıkadığında günahlarından da arınılacağına inanıyor insanlar. Macaron mahallesine geldim. Bu bademli muhallebi ve Türk kahvelerimiz. Fincan harika ama. Leblebilerin de dışı sanki karadut şerbeti gibi. Tatlı ekşi bir şey var. Çok güzel. Kahvenin yanında böyle bir içecek veriyorlar. Hibiskus suyu. Genelde çayların içinde oluyor, kış çaylarının. Kırmızı rengi o veriyor ve çok lezzetli bir şey. Denemenizi tavsiye ederim. Evet, koruk suyunu da denedik. Ya biz daha çok koruk suyunu yaptığımızda salatalarımıza koyuyoruz ama bu biraz daha limonata gibi. Rahatlıkla içilebiliyor. Çok güzel, tavsiye ederim. Şeytan sofrası da Ayvalık'ta mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi. Burada şeytanın ayak izi olduğuna inanılıyor ve herkes uğur getirsin diye para atmış. Biz güneşin batışını izlemeye geldik. Hadi beraber izleyelim. Cunda'da çok güzel sokaklar var. Size göstermediğimiz sokakları çekmek için de tekrar döndük Cunda'ya. Bir Ayvalık tostu yeriz dedik ve o şekilde yola çıkarız dedik. Şimdi tekrar Cunda sokaklarındayız.
güzel değil mi? İstanbul'a dönmeden önce orada ünlü olan Sarımsaklı Plajı'nı da görmek istedik. Burası oldukça sakin görünüyor ama normalde plaj çok kalabalıktı. İnsanları rahatsız etmemek adına çok fazla görüntü almak istemedim. Gittiğinizde kalabalık olduğunu bilmeniz yeterli. Ve eve dönüş. Bir gezi videosunun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.